Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızla yine çok kolay ve tatlı bir model paylaşacağım. Modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle iki de birlikte ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı tek sayılardan oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini de uygulayabilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzüyle modelimin ilk sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne modelimin ikinci sırasına geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bu ilmeğin şöyle kanadından değil de bakın dibine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Sol şişime taktım. Çıkartmış olduğum ilmekle altındaki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine ilmeğin altına ilmek çıkarttım. Sol şişime şöyle arkadan geçiriyorum, aktarıyorum ve ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. İpimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. ilmeğin altından ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım. ikisini birlikte düz örerek kestim. Bir ilmek ters örüyorum. İlmeğin altından ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım. İkisini birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. İlmeğin altından ilmek çıkartıyorum. Sol şişime taktım. İkisini birlikte düz örerek kestim. Bir ilmek ters örüyorum. Evet. Yine bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğim düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına ve modelimin üçüncü sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bir düz ördüm, ipimi öne aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. Bir ilmek düz. sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümün ön yüzüne ve modelimin dördüncü sırasına geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters örüyorum yine ipimi arkaya aldım bu ilmeğimi örmeden sağ işime aktardım bir ilmek ters ördüm bu ilmeğimi örmeden sağ aktarıyorum bu ilmeğimi örmeden sarşımahtar'da ipimi öne aldım. Bir ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Böylelikle bir tane modelimizi yapmış olduk. Şimdi yine ikinci modelimizi yapmak için birinci sıramızdan itibaren ne uyguladıysak aynısını uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi yüz örerek sıramı tamamlıyorum. Ters ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Ilmeğin dibinden battım. Ilmek çıkarttım. Sol şişime takıyorum ve ikisini birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ilmeğin dibinden ilmek çıkarttım. Sol şişime taktım. İki ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam ediyorum. Bir ilmek ters, ilmeğin dibine battım, bir ilmek çıkarttım, sol şişime taktım, ikisini birlikte düz örerek kestim. Bir ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğimi de düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün diğer yüzüne geçtim, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz örüyorum, ipimi öne aldım, ters ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. ipimi arkaya aldım, bir ilmek düz, Bu ilmeği örmeden saşımı aktarıyorum, ipimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden saşımı aktarıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Kenar de düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum, ipimi arkaya alıp bu ilmeği örmeden saçımı aktarıyorum. Bir ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, kenar ilmeğimde düz ördüm, sıramı tamamladım. Modelimiz bundan ibaret. 4 sırada bir tekrar ediyor. Takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Yahut da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında böyle pembe bir ipimle de bu modeli büyük parçada çalıştım. O kadar güzel oldu ki ben çok beğendim. Bu da sizlerle beraber yaptığımız küçük parçamız. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Böyle yakadan başlamalı bebek yeleklerine çok güzel olur diye düşünüyorum. Hırkalarda, süveter yapımında, bere ve atkılarınızda, patiklerde, bebek battaniyelerinde istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın.